Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ahşap yakma, daha önceki videomda izlemişsinizdir belki. Ahşap yakma makinesiyle kapı süsü ya da askı için süs yapmayı planlıyorum. Malzemelerim bir tane halat. Bunun santimi yazmıyor. 10 liraya almıştım kaplan mağazasından. Bunun da fiyatı 15 TL. Kütük, hazır kütük aldım bunu. Üzerine zımpara yapıp sonrasında matka pili üst kısımlarından delerek halat geçirip üzerine ahşap yapma makinesiyle yazı yazacağım. Delme işlemini gerçekleştirdim. Deliklerden bu halısını sokacağım. Önce delikleri biraz daha düzeltiyorum. İşlemimiz tamamdır. Evet. Delik delme işlemini bitirdikten sonra internet üzerinden kaligrafi harflerini araştırarak şöyle şablonlar çıkarttım kendime. Öncelikle yani bayağı uğraştım bunun için tabi. Şöyle eskizi alarak en sonunda şöyle küçük bir şeye uygun görerek camda arkasına tekrar geçirerek kopyaladım. Sonrasında üzerine koyarak yine üzerinden kalemle geçerek altına transfer olmasını sağladım. Şimdi ise ahşap yakma makinesiyle bu yazıların üzerinden geçeceğim. Şu an her şeyimi hazırladım. Ahşap yakma makinem burada ısınıyor. Bir de şunu dile getirmek istiyorum. Bunu kaba taslağını kağıda dökmeden önce hani çizim kabiliyetim biraz daha yüksek olduğu için zorlanmadan kağıt üzerine dökebildim. Ama bunu internetten kopya edip ya da yazıcıdan çıkartıp öyle de yazabilirsiniz. Sizin için daha kolay olur. Evet, şimdi başlayacağım. Bakalım nasıl olacak.
Yakından bakınca evet nokta nokta gözüküyor. Çünkü daha amatör olarak bu işi yaptığım için biraz da elimi geliştirmem gerekiyor, öyle söyleyeyim. Ojelerimi görmeyin. Durum böyle. Şöyle. Yalnız bayağı ıslanıyor makine. Arada fiş çekip soğutmaya bırakın. Çünkü gerçekten el yakıyor. Şimdi süslemelerine geçeceğim. Üzerine deniz kabuklarıyla süslemeler yapacağım. Şöyle masamın halini göstermek istiyorum size. Şunlar denizden topladıklarım. Bunların bir kısmını hazır aldım. Şöyle göstereyim. Bir de burada ayrı bir kutum var. Bunların hepsi denizden. Şimdi üzerine silikon tabancasıyla yapıştıracağım. Hepsini teker teker yapıştıracağım. Tabii çok fazla süslü yapmayacağım. Bunu hediye olarak hazırlıyorum. Artık videomu kesin kaydettiğine emin olarak tekrar başlıyorum. Bu arada silikon tabancam kusuyor. Kusuyor silikon tabancam. Ah ah. Neyse, Allah'tan örtü eski bir örtü. De kurtarıyoruz. Şöyle. Gösterip göstermediğimden emin değilim. Şunu size tekrar gösteriyorum. Şöyle göstereyim. Şöyle bakın. Evet. Son olarak halat koyacağım. Şöyle bir halatım var. Deliklerden geçiriyorum. Şöyle şu kadarını uygun gördüm. Şöyle çevireyim. Asabilmek için çok uzun olmasına gerek yok çünkü. Bunu yine silikon tabancamla birbirine yapıştıracağım. Sağlam olması için. Silikon tabancamı çalıştırdım. Şimdi bekleyeceğim. Elime yapıştırıyordum.
Evet, silikon tabancasıyla işim bitti. Ve yaptığım süs de bitti. Şöyle göstereyim. Her yere asabilirsiniz. Ve bugünkü videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka işlerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.